Vermene gerek yok. Yankı Tamam, yapmış hocam. son gelen iki tanesinden biri senden işte hayatım. Yalan söyleme. İşte love olunca insan böyle oluyor. Benim Evet, baştan beri vardı abi. loser finali başladı. Adobe ve takım 1 Chen arasında ilk ban Chen geliyor, ardından da Axe geldi. banlandı. Peki. Bakalım yine geçen oyuna yönelik banlar mı gelecek? Genel turnuva banlar mı gelecek? Troll boşta. Şu Bizim an gördüğüm ilk şey bu. abi işte draft bu bizim ya. boşta Adamlar demişler. 10 saniyede 4 tane bana halletti yani. Bu Geçen ya. oyun sanırım Gerçek. izlenmiş. Anding'in ve Axe'ın birlikte çok fazla push yaptıklarını sanırım fark etmişler. Ve direkt olarak banladılar. Troll ne diyorsunuz? O maçın tüm kadro banlanacak. Çünkü Ama Troll'ün Jagger da piklendiği oyunlar şu an Troll ile Jagger boşta. Ben piklerdim yani. durmazdım. Abi. Ya ikisi de Çünkü şu ana açıkta kadar yani şu an. turnuvada Troll her oyun piklendi ya da banlandı bildiğim kadarıyla. Ve Genelde piklendiği oyunlarda da çok fazla iş yaptı. Kaybetti mi bilmiyorum. Sanırım kaybetmedi. abi kimse Batrider almıyor. Batrider'ın değerini kimse Troll bilmiyor. geldi. Jagger da geliyor mu? Gelecek Jagger. herhalde. Bence gelmesi lazım. Leon'u da Dur yani. alabilirler. Leon da çok etkili bir support. Çok Aynen, fena değil. Jagger. Leon da en son Jagger. sıralarda. Jagger. Please. İnşallah Loh. Batrider. Evet, Sand King geldi. Ha, Tribot için doğru. sanırım. Allah'ım. Ya yemin ediyorum kalbim sıkışıyor şu Sand King görünce artık. Ama Neyse. Sand King güzel hero şimdi. Abi ya, Eğlenceli. modları İyi oynuyor da silmeseydim Tribut. keşke ya. Şu an her Neydi? sandstorm at. Takım Bende bile mi mod yeniliyor? vardı. Her sandstorm attığında dudu diye çalacaktı ya. Ha. Onu kapattım. Gerek yok ya. Gerek yok. Tabii ilk Bu 2-3 arada Devlo da defasında geldi önce. eğlenceli oluyor da Supportları sonra pikleme bitiriyor. pikleyerek. Supportları pikleyerek başladılar. Ve Queen of Pain bana geldi. Çözdüm. Bu arada bu turnuvada Queen of Pain de çok oynandı. Çoğunluğu ilk item Aghanim rushlayarak oynandı. Pure damage vurması, Takım alan olması. birin Jungle var. kapmaya kaybettiği maçta ilk oyunda kaybetmişti. Yani Queen Bot of artı Pain vardı Aghanim ya. sanırım. Offlane Queen of Pain Evet. yoktu. Pop ve Juggernaut banları geldi. Şimdi tekrar Void de banlandı. Evet. Offlane Void ve Troll. Void olmasını istemediler sanırım. Veya Troll mid mi kasacak, carry mi kasacak bilmem ama. Yani, Troll Void sıkıntı ya. Şu ana kadar sanırım carry oynandı ama mid'de de çok rahat bir şekilde kasıp etkili de olabilir aslında. Balta adam yani. Haydi bana. Jabberwocky kim? Cem mi? Evet, Tidehunter bana da geldi. Üçüncü piki bekliyoruz şu anda. Jagger niye kendileri banladı ki? Alsalar Ben daha iyiydi. Bu takım anlamadım yani. kor İlk alacaktı pikte bu takım evet. sıkı. Almayı düşünmüyorlarsa. Bilmiyorum, ben Adobe'un neden supportlardan başladığını merak ettim açıkçası. İkisi de etkili support ya hani. Ve Dazzle alıp AA'yı banlamadılar. Takım bir de AA almadı. Hani çok net bir counter çünkü. Yani. Alabilir Venomancer herhalde da çünkü şey Venom ya. Kor oynanıyor. Kor Venom'un mid'de oynaması durumunda hala oynanabiliyor alabilirler, evet. Venom. Ki Dota şu 1 an Venom ya. çok bir şey belli etmiyor aslında takım birinin draftı. Troll Evet, mid takım bizim. olabilir. Carry olabilir. Sand King offlane Sandstorm olabilir. Venom her şeyi Evet. oynayabilir abi. Offlane'e de gönderiyorlar, mid'e de Sentry gönderiyorlar. aldıklarında jungle'a geçer falan. O Viper. İyiymiş. Abi pislik gaming ya. Cidden Şu an iki pislik takım da gaming pikleşiyor yani. yavaş yavaş hani. Oyunda çok fazla slow var abi. Bunu Medikon'a Gereğinden saklayın yani. fazla. Poison Touch var. Aslında ben bir Poison SF Touch. beklerdim ya. Adobe'den. Bu arada Belki Adobe'un alır. bilmiyorum Trax piklemesi şu an mümkün aslında. Evet. O da mümkün cidden.
Yapar mı yaparlar yani. Line-up biliyorsun ama. O da tehlikeli ya. Trax'ı alırlarsa full range gidip kule almaya çalışacaklar ya, toplanınca Sand King'den hep Sentry yiyecekler yani. Zaten erken Dagger alabilen bir yer olduğu için. Du. Dagger'ı dakika 7-8'de alabiliyor zaten, işler yolunda gidersin. Evet. Evet, sürelerini biraz kullanıyorlar derken bu arada mid abo. OD geliyor. Belki de carry bilmiyorum ama OD pick'i yapıldı ve sniper abo geldi. Ya şu an hani geldi. International'da bu kadar pisleşmezler ya. Son ban gelecek. Ya sanırım bow 1 olduğu için pisleşiyorlar. Benim tahminim adam oyundu. Adamlar dürüm için pisleşiyor şu anda. Ben şey yaptım ya, söyledim hani endüstri kantininde hiç yemedim dedi. Ben bir dürüm ısmarlayacağım ya. Ama adamlar kazanana dürüm ısmarlayacağım diye şey yaptı sanırım. Yok, ben dedim sen satmasan da ısmarlayacağım dedim şey. Evet. Ansım'dı galiba, covered as. Ansım, evet. Ben şey yaptım ya. Lan iki takım da bir offlaner sanırım ihtiyacı var. Belki ama Venom offlane gidebilir. Takım birden Venom'u öyle... sanırım support olarak düşünüyorlar. Yani yapabilirler. Sanmıyorum, o kadar da pisleşmeyeceklerdir bence. Ya Sanking'de Venom da çok şey, 4 numara gibi supportlar. Yani Sanking'e Blink kasmak istiyor. Sanking tam olarak bir support değil. Aslında bir core sayılabilir. Yani Blink kasmak. Aynen. Blink kasmak istiyorsun. Şey kasmak. Bail istiyorsun. Ama Witch Doctor bana geldi. Ben hemen sırrın offlane ve mid olma ihtimalini düşünerek. Tabii Clock pickleyecektir bence takım 1. Clock Sniper için olur. Evet. Mantıklı. Clock çok pis olur. Yani Kog'la Sand King baya şey yapar. Bu arada Salih, hazır buradayken de söyleyeyim. O Force Staff'ı kasmasaydın da oyun kazanıyorduk galiba. Değil mi? 3 kere evet. Sanırım çok kritik yerlerde Kog'un içindeki adamı çıkardın, kurtardın. İkisi sniper zaten. Galiba baya işe yaradı o. Abi Ancient... Kimse Tide'a karşı öyle... Ancient wardlamıyor. Aynen. Wardladım. Wardladım da. Ya hani Vision için wardladınız. Bloklamak için değil. Çökemedik. Rotasyon hoş olmadı. Yetmedi. Beynimiz yetmedi belki de. Evet, şu an Clock Pick'i geldi. Özellikle Sniper için. Evet. Yani genel takım global... geri kalanıyla da çok iğrenç bir takım. Clock offlane. Troll carry OD mid sanırım şu andaki en yüksek ihtimal. Görünüyor. Belki OD ve sniper düzeltiyorum. OD ve troll yer değiştirebilir, bilmiyorum. Tercihlerine sanki, bağlı. Troll'ün sanki daha çok şansı var gibi sniper'a. Bence OD'yi alır sniper yani. Troll ya yani OD Astral Imprisonment atmak için yeterince yaklaşamayabilir bile. Aynen, o yüzden. Sniper'a mı? Hani özellikle evet. Şarapnel'den sonra. Özellikle Şarapnel'in son halinden sonra. Yani Şarapnel 50 mana ya, artık o kadar sıkıntı çıkarmaz ya. Sadece 13 mana kalırsa. Tabii Viper mid de gidebilir. Yo çok. Hani Şarapnel kullanarak OD'yi kendine yaklaştırmayabilir. OD'nin gömmek için Sniper'a yaklaşamayabileceği gibi durum mevcut yani. Ama Troll bir şekilde slow atıp yanına kadar bile koşabilir. Evet, Troll'dan mantıklı olabilir. Son pick'i bekliyoruz Adop takımından. 50 saniyeleri var hala. Sanırım... Bristleback... Evet, Brewmaster geldi. Brewmaster'a evet. Şu anda easy lane'i bırakacaklar ve agresif gidecekler diye düşünüyorum. Takım 1 bunu tahmin edecek mi acaba? Ben sanırım çünkü... Klitz ayıyı easy lane'de oynuyordu. Brew da... benzer... şekilde oynayacaksa easy lane'e gidip Viper'ın düşündüm gidecekler. Ama sanırım öyle yapmıyorlar. Şu anda offlane'e doğru yöneldi. Alta çizgi çektiler. O bir gözü birisi çizsin, bir gözü öbürü çizsin şu haritaya. Ne gözü?
Surat çiziyoruz. Biz başka kanalda. Biri Solana atarı falan yapıyor oraya. Abi surat yamul ya. Evet, yeterince eğlendik. Şu anda smoke bozuldu. Tamam. O orayı karalamamız pek hoş olmamış çünkü oraya gidecekler. 5 kişi smoke'la şu anda enemy jungle'a doğru giriyorlar. Orada troll ve Venom'u sanırım karşılaşacaklar. Alttan yürüseler daha iyi aslında. Şu anda troll'le karşı karşıyalar. Aha. Ve troll öldü. Troll gitti. Kesiyorlar şu anda. First Blood'ı. Brewmaster aldı. Adam bana bir harcam atıyor. Vallahi. Güzel lastik yaptı ama. Aynen. Vardlamayı düşünüyorlar sanırım Sand King için. Şurayı wardlamışlar. Şuraya bir center geldi şu anda blok için. Yani şuraya bombzorunu da atabilirlerdi. Hem bir blok daha yani. Geldi. Bir blok daha geldi. Sand King ofansif jungle'a gidecek arada yani. Karşı tarafın jungle'ına. Mümkün. Bizde de öyle yapmıştı sanırım. Biz takım birini oynadığımızda. Ve bizim supportlarımız da çok baş edebilecek tarzda değil. O diye iyi blokladı ortayı. Bu arada evet, aslında dediğim gibi olmuş. Şu anda Brewmaster Easy Lane'e tek başa sola gidiyor. Aynı zamanda Kurye ile de kendine botunu almış. Evet. Bot, Stoat, Shield, Sand King. Sand King'i gördü şu anda. Ama pek umursamadı. O Kurye'yi öldürmesin. Bak. Kurye cukladı adamı ya. Var ama. Adam gördü adam Kurye'yi, oraya geçti sandı. Sand King Kurye tarafından cuklandı şu an. Kurye'yi göremedim şu an ama evet, şu anda tep şekil aldı. Davul kaçtı ya. Vur bir tane. Ya şuna bir yapacak bir şey yok abi. Evet, buna gerçekten oraya center ward almasa ki easy lane'i tek başına center ward alarak para harcamak gibi şansı altta yok. Altta duo lane'i try lane'e sıkıştırıyorlar. Bu arada bir agresiflik Viper'a karşı, Viper'dan bir... Venom'a karşı geldi. Şu anda stun da geldi. Venom, diye. Ve Venom'u o çizgide, evet, kim koyduysa çizgiyi. Çizgide aldılar. Melih koymuştur kesin. Sen biri orada XO XO oynaya çalışıyor. Bu arada üstte Panda'ya giriyor. Clock ama giriyor. Yok falan. Yok giren. Botu var. O FB sayesinde botunu aldı. De bir level Sandstorm'la creep alamıyor. Çünkü yani easy camp'ı kesemedi adam. Yani kesti de vurarak falan kesti ancak. Last'leri açayım. Evet, easy lane'de takım bir biraz daha geriye çekilecektir şu anda. Evet. Venomancer. 500 HP troll, 500 HP Venom. Atarlanamayacak. Botları yok. Bu arada kimde Sand King seçili şu an? Kimde derken? Ben de seçiliydi az önce. Şu an tekrar seçtim. Şu an yok, çünkü bende seçili görünen hero başkasının kontrolünde. Geçen oyunda oldu. Değişik. Hangi hero'yu görüyorsun şu an? Şu an Brewmaster, Clock. Birisi oynuyor baya. Troll, Venom. Tamam, bendeymiş. Ha tamam. Ben de denedim de benimkiler hiç tutmadı. Kime bakayım? Genel. Şeye baksana Venom'a, skill build'ına. Venom'a bakalım hemen. Evet, Ward. Yani Gale Ward. Lastikleri de açar tabi. Lastikten açık ya, o bende. Onlar bende, onlar bende. Sadece altta görünen hero bende değil. Skill'lere bakmak için gerekiyor. Allah. Ben bak, olay olan hero'yu seçiyorum sana şu an. Evet, şu anda Sand King tekrar oraya açtı. Alper, son bir anda kritik olmayı başardı bu arada. Alper, sen ekranda boş bir yere sağ tıklasana. Evet. Oldu bu arada mu? Panda, Panda damage yiyerek Sand King'den last hit almaya çalışıyor ama alamadı da ve 7 damage'de kaldı. Lan. Alamadığı gibi 7 damage'de de kaldı. Hala bir level Sandstorm ya, o kadar bulmuyor. Dazzle da yani sokakta bulmuş gibi yaklaşık poison touch atıyor saniye, sürekli. 3 saniye içinde bekledi ama. Bu arada Viper'a şu an Viper'a troll'da alıyor. Girdiler ama abi, erken bir grave geldi ama ve troll'ü de aldılar çok rahat. Troll öldü. Bilmiyorum troll neden böyle bir agresiflik yaptı ama. Grave de çok erken geldi aslında. Grave'e gerek bile yoktu orada. 60 saniye cooldown var yani, 140 mana. Ve Venge olan bir lane'de
Hiç gerek yok bence. Burada Sand King şu anda biraz experience'dan sonra, 50 experience'dan sonra 3 level olacak. Ve burada stekli bir kamp var. Nerede? Yani şu ben anda bounty aldığım mid'e gidiyor. Yani. Mid'de sniper gömdü. SK yetişebilecek sniper mi? Kaçıyor. SK yetişemiyor. Ve slow'a girdi. Slow'a girdi. Abi ölür orada o. SK ölecek sanırım. Kimisinin üstünü atmasaydı. Ve ha. Bir hit oh, daha gerekiyordu. OD'nin de bu arada ölme riski var. Sniper OD bot ve pot 5. ve bottle basarak sniper 6 level olsa canını fulluyor. Orada bir hit daha yapabilseydi mislemeden alacaktı Sand King'i. Bu arada Clock bot lane'e geçti. Troll'ü sanırım üste yolladılar. Evet, şu anda Troll Panda'nın karşısında aşağıda hiçbir şekilde kasamadı. Yani biri evasion atıyor, diğerinin zaten evasion'ı var. Birbirlerine dalıyorlar öyle. O pislik bir lane orası şu anda. Aynen abi, ya, tüm oyun içinde. İğrenç iğrenç rolar ya. Şu an çok Panda'nın pislik bir oyun bu hani. Bu arada bir rotasyon var. Şurada görüyoruz Dazzle'ı. Aşağıda Clock'a girdiler. Clock panik açıldı, yaptı. Odi açıldı. Odi yani de açıldı da yok. Çıkmış ve midde Odi'ye slow Lord geldi. Kesler. Odi sanırım. Odi Dazzle'ı öldürmeye çalışıyor. Dazzle öldü. Kendini de sakladı ama yani yok. Kayıtlayarak kesecektir. Öldü, öldü. Aha. Yok ölmedi. Yetecektir onu demeyeceğim. Yetecektir. Yani bottle şarjları yavaş. Eğer steklense aynen kurtarırdı öyle de. Nasıl kurtarıyordu ama öyle bir durum yok ne yazık ki. 355 de çok vuruyormuş lan. Sniper'ın çok da değil be. Yanında. Caitlyn daha abi, çok vuruyor. Aslında çok abi. Bence abi lol lol konuşma ya. Abi geçen oyun zaten Scepter dedim. LoL'de item ismi o. Utandım kendimden. Ya utanmadım ama garip oldu. Aa, haritada çizilemeyen yerler var. Nasıl lan? Nerede mesela? Ağaçların arasına çizgi atmaya çalış, kesintiler oluşuyor. Ha, ağaçtan görünmüyor onlar. Ya bence de ya, ağaçtan görünmüyor. Şeyini şey değiştiğinde görüyorsun çizgini. Evet, dandik evet. Oğlum. Ağacın altında kalıyor. Bu arada üstte Brewmaster'a pusu kurdular. Ağacın üstünü mü çizeceksin? Panda öldü. Evet. Panda abi, evet. Şu an Clock kendi takımını sattı. Az önce de Clock'a alamamıştı Panda'yı. Kendisini aldı bir ara da şey oldu. Çıkamadı öldü. Orada PC Gaming üstü pushluyorlar. Ben oyun kısırıyor. Ama orada creepleri gönderecek bir kamp bulamadılar. Abi. TP geliyor. Clock. Kog aldı Viper şu anda. Aldı Viper'ı ama. Viper onu keser ya. Sol gelemiyor şu an. 3 tane TP geliyor işte. 4 tane TP geldi. Troll gitmeden şu an sen ölen yılın üzerine. Aha. Aks çevirseydi belki alırlardı yani. Ulti geliyor. Sniper. Bilmiyorum bu kadar TP gerek var mıydı? Viper'ı seviyorlar galiba. Evet evet. Sand King. Evet şu an yani yok yakalamadılar. Galiba Viper'ı seviyorlar biraz. Abi Sand King'deki cesaret alın. Ama Dagger'ına yaklaşmış. Aslında daha mantıklı şu anda. Yani OD'ye yani geliyorlar. Burada OD'ye geliyorlar. OD yedi her şeyi yedi. OD öldü. O şu an galiba öldü. OD. Hayata veda. Diğer takım da OD'yi hiç sevmiyor. Bak Clock'ta TP varmış. Aşağıda Troll'ün yokmuş. Yani. Bu arada yani 4 tane phase var. Bir tane PT var. Başka hiçbir bot çeşidi yok yani. Ancak kahverengiler. Daha erken. 8. dakika herhangi bir item için erken. Viper'ın farmı iyi baya diğerlerine göre. Evet, Viper çok fark atmış durumda. Sniper da iyi durumda. Killeri de var Sniper'ın aynı zamanda. Temlere nereden bakıyorduk? Viper'ın yani? Daha çok kill'i var. Şey, Sniper'den... Viper bayağı farklı, network'te falan da yani. Tamam. Viper'ın daha da çok kill varmış aslında, kill ve asisti. Viper şu anda 3-0-4 ve 43 ya. Last hit'i var. Agresif tırnağında hem rahatsızlı hem kill aldı. Sen ya. Mekası bitmiş mi? Az kalmış.
Bitti bitti. Ya bitmiş bitmiş evet. Evet mekasını ben bitirmiş durumda. Ringi görmedim. Ha? Abi chatte elemanın teki... Üstünde Venge. Erkin 5, 58, 58 mi? Aynen aynen. Kılıcı çaktım adamı. Tam da bir şey ama. Kılıcı çaktım tamam. Ben onu. Neler yaz, ne yapmış ki? Yani şu adreste Dragon Cloak var diyor. Vay efendim neymiş gelince. Bizim reklam falan yok. Yok zaten yani %90 virüs ya da şey kanalı. Refer kanalı. Spam, şey scam genelde de. Bu refer şeyi sanırım ya kendisine bir şey gidiyordu. Yani. Adam şey ya, yani. Scam veya bir şey kazanmak amaçlı. Aynen aynen. Geçen bir tane Rus yapıyordu bizim kanalda. Geçen Rus adam gördüm ben Rusça bir şeyler yazıyor. Bu arada Sniper Invis şu an Kloa saldırıyor ama Kloa kendi ağaçların arasına aldı ama yaklaşamadı. Yok. Panda Thunder Clap atacak kadar yaklaşamadı. O yüzden kill çıkaramadılar. Çok mana harcadı ya Sniper'da. Gerçi Sniper'ın var. Sniper'ın killisi var. Sniper'ın battle'ı var ya. Battle'a killisi var. Çok şey olmaz. Dazzle'ın botu yok adam. Yazık adama. Bu arada slow geldi troll'e. Altta aynen troll'e bir şeyler swap yapıyorlar. Swap'a gerek tabii yoktu galiba o ama. O swap'ı atmasa daha iyiydi. Dazzle'ın grave vardı. Kaçtı. Dazzle'ın vardı, grave'i vardı. Dazzle'ın grave'i varmış vardı. Evet. Orada paniğe kapıldı sanırım. Ölmeyeceğini mi düşündü acaba? İmkanı yoktu. Kuleden daha 2 damage daha yiyecek. Troll ölünce rahatlamıştır büyük ihtimalle. Troll öldü diye rahatlamıştır. Orada Venge'in onu çekmesine hem gerek yok hem de çekmese daha iyiydi. 3 kişi range'ler yani çünkü. Ha, SK'da dagger var ama gördüler galiba. SK'yı gördüler. Yeni şeyi. Ama yok. Şimdi kaçar. Sentisi var orada. Senti var. Niye dikmedi? Şimdi Venge mi? Şu anda ping geliyor niye senti atmadın diye. Manası yok manası. Stana çek manası. E abi, ha, ben de manası deyince. Şey panda da uzaklaşmıştı zaten. Ya yanlış mı hatırlıyorum bir ara yoksa Ward 5 mana mıydı? Dust 5 mana. Bir şey 5 manaydı ya Ward Dust ya... Dust 5 mana. Ama Ward'lar da 5 manaydı mı sanırım bir ara. Yani kuryeler atmasın diye 5 mana yapmışlardı sanırım. Evet Dota 1'deyken falan hani aynen, öyle aynen. Bir şey hatırlıyorum ben çünkü. Bu arada bir disconnect geldi. Şeyler oldu. Panda şu anda yok. Şu anda tekrar bağlandığını görüyorum bu arada. Bir de item alarak kuşa mana verebiliyorduk sen. Arcane, enerji booster alıyorsun. Kuşa Dagon koyuyordun. Enerji booster alıyordun. Dagon atabiliyordun kuşla. Yok böyle enerji booster değil. Kuşu upgrade etmek gibi. Bir tane item vardı. Alınca kuşun manası oluyor. Tamam. Oha. Oy. Bende bir şeydi sanki öyle hatırlıyorum. Kloon ultisi yok ama geliyor. Item'lara baktığım zaman Viper'da abi ortada bir hookshot gelecek. Hookshot geldi. Hookshot geldi. O öldü evet, öldü. Onu Sniper bitti. Bazı da yani troll'ü kavga ediyorlardı. O ulti niye? Ha. Tafkin hala dagger'ı kullanma şansı bulamadı. Yani epicenter falan için hayır. Az önce şuradan dagger'la kaçtı ya oğlum. Yok yani dagger ulti yani, fırsatı bulamadı. Aynen. Ofansif aynen. Olarak. Şu anda sanırım oy yakalanırsa kötü. Takım şu arkadaşı an... o kadar yakın değil. Onu gördüm. Şu an itemlara baktığımda PT mecha var Viper'da. Evet, Viper'da mecha var. Ve, hani takım 1'e bakınca Sand King'in dagger'ından başka göze çarpan sadece bir de troll'ün maskı var yani. O denim de Staff of Wizardry'si var ya. Force'a gidecek o herhalde de. Abi Gale dün de bot artı aganim kasmıştı kopa. Bana botu force, tamamlamayı sevmiyor. O şu an Force kasmak zorunda hissediyor kendi ki mantıklı bir tercih. O kadar slow'un içinden bir yanlış Sand King'e şey geldi. Evet.
Assassin Etiydi. Ve Sniper Bottle Size'da tabii sürekli ulti atabiliyor. Cooldown'u 20 saniye sanırım. Evet, 20 saniye cooldown'u var. Şarapneli 50 mana. Yani tek bottle eskiden. Bütün bottle ve akuyla bütün mana ihtiyacını aslında karşılıyor. Ha, ulti 175 mi öyle bir şey? Dodge'layabilir de, evet. Dodge'layabiliriz. Ulti'nimiz de dodge'layamazsın ya. Sniper'ın ultisini. Sniper zaten evet. Gösteriyor adamları. Smoke'la dodge'larsın. Bu sırada altta... Hayır. Silahtan çıktıktan sonra. Dagger dodge diyor, onu biliyoruz da bu arada. Neyi Dagger dodge diyor da aşağıda olay oluyor. Sniper şeyle bozmuş zaten şarapnelle. Abi invizde de dodge, invizde de dodge'luyorsun diye biliyorum. Deneyeceğim bir ara. Yok yok. Yok abi, zaten hani adam giderken bomber basar kaçar sonra ölür ya. Hep yaşadığımız şeyler. Gondar'a mesela inviz basmadan önce atarsın ya. Sevinirsin böyle, inviz basar ölür sonra. Hiç mi sniper oynamadın? O anlık sevinç. Ama şey, evet, onun sebebi attığın adamın sight'ını vermesi. Sanırım bu yüzden şey, yeterli mesafeden smoke'la dodge'lanabilir gibime geliyor. Evet, smoke'la dodge'lanıyor mesela. O öyle bir top play'de vardı herhalde bir hareket. Ama smoke farklı, indiz basmak farklı. Abi o da ya, adama görünmüş. Aynı şey ya. Aslında olay sight'ın olup olmaması. Oğlum maç arasında deneyelim, Melih dodge'luyor. İddiaya girelim bence. Ne, dürümüne mi? Dürümüne. Yukarıda kavga var sanırım. Karan yok ya. Kavga malga yok. Şu an çekildiler, kasıyorlar. Hayatı. Hayır. Hayatı bizi birbirimize düşürüyor burada. Ben çok iddialıyım. Sniper'ın bu arada oyuncularından hani takım... Bu arada OD bunu görüp kendini hani çok rahat bir şekilde dodge'layabilir sanırım. Item almak üzereydi ve bakmıyordu. Statüsüne bakmadı ya, aynen. Planı... Or staff'ını bitirdi. Radiant dodge'lamıyoruz. Ne? Evet. Oh, ha. Clock atladı. Clock zıpladı sanırım. Ulti de gelecek şimdi. Go var. Ya ulti gelmedi. Troll ultisi geldi zaten, yeter yani. Üstte de üstte 3 kişiler var. Ama şey yapmayacaklar herhalde. Evet, geçen oyuna kıyasla Sniper'ın çok daha başı sıkışık diyebiliriz aslında. Rahat kasamıyor. O Anda'nın da Dagger'ı bitmek üzere. Sen King bence dalmak istiyor sanırım. Kritiğine... Dalmak istiyor da. Evet, şu anda olaylar var. Yazılı da görünce muhtemelen çekilecektir. Kingler biraz abartılı geliyor sana. Adam bir değil. Yazılı görünce çekilecektir çünkü yakın kimse yok kendisine. Last almaya çalışıyor. Sight veriyor şu anda. Şu anda yapabileceği zaten en mantıklı şey sight vermek. Belki bir smoke bozarım falan ümidiyle. Evet, boş bir invis süresi oldu aslında. O tekrar farmına dönecektir. Radiant'ın ward'u var mı hiç? Kimin? Şurada wardları var. Bir tane de yani defansif wardları var, iki tane ama bu arada midde Sniper Venomancer aldı. Venomancer ölmeden önce ulti attı. Da yani çok iş yapmayacak. Brewmaster'a sadece. Brewmaster'ın Dagger'ı var. Canını götürdü. Bottle'la canını dolduracaktır o. Evet, evet, o rahat. Evet, Klok'ta BM var şu anda. Nereye yine bir Sniper'ı atlayabilir ama. Yani buradan Sniper atlayabilir. Ama şu anda iş yapamaz çünkü Venge de orada swap'ı var. Venge madalyon da var. Ha, atmadım. Evet, hobi olarak bu arada hookshot kaçtı. Gerçekten OD bilmiyorum, kafası çok dağınık belki de. Ya da hobi olarak dodge'lamıyor. Sniper üzmek istemiyor adam. Gerçek delikanlı. Mermiye kafa atıyordun. Tamam da... Bu arada o anda girdi. Clock.
BM'yi çok geç açtı Clock abi. BM aslında SK ile girdi SK ama Venge ölecek. SK'ya trolü de öldürdüler. O da kendini sakladı. Ama o TVK Troll'dan buyback geldi. Neden? Bence kesemezler orayı yani. Yok, ölecek evet, tekrar. Troll'dan gereksiz bir buyback geldi. Sniper'ı kesmeye çalışıyor da. Sniper vura vura alacak. Yani kötü bir şarapne geldi ama Viper bile döndü ve Viper kilidi. Viper Sandstorm'u öldü. Kuma öldü. Ve şarapnele manası yok. Suratına kum girdi, öldü adam. Şimdi Sandking Sniper'a... Güzel bir body block geldi. Çok güzel orada bir body Sniper block geldi. Panik Sniper çok güzel kestiler. Burada tebrik etmek lazım aslında Tribut'u. Aynen aynen. Dagger'la önüne aynen geçip Stun'la da kaçabileceği yolu blokladı. Orada Arkane botunu da aldı. Biraz da panik oldu Sniper sanırım. O diğer tarafa yürüyebilirdi olabilir aslında, kaçabilirdi. Diğer tarafa yürüyerek kaçamazdı çünkü kule var, TP var. Zaten kaçamayacaktı. O biraz saldı kendini ama gerçekten güzel kapattı önünü. Bu arada üstte kulenin canı çok azdı Iron Kulesi'nin. Onu bir denyler şimdi gidip. Sanırım. Viper denyliyor. Ve katapult alacaktı ya. Siege unit, Siege creep orada. Karty. Karty. Kartus dair olandı değil mi? O Dust geldi. Bu arada Dust geldi. Triart Gaming. Dojlayamadı. Swap da geldi ve Tribot'u aldılar. Ben diyorum ki oradaki Siege creep delaysiz bir şekilde stream snipe yapıyor. Aynen. Bizi dinledi, direkt gitti, daldı yani. Panda benim başlamış. Bu arada Sniper'da yaşa görüyoruz. Sniper'da yaşa var şeyde. Geçen önceki başlangıcını yaptı ama bir 5 dakika kadar gecikmiş durumda tabii ki. Clock yani, nedeniyle. Hem Brewmaster hem de Viper Agalim başlıyor. Bakalım. Bir şey var. Ne denir? Viper'a bakıyoruz. Viper'da mecha var. Aghanim'e 1.5k mı kalmış, Kuryede mi geliyor? SK Veil başlamış bu arada. SK Veil başlamış. Dakika 20. Birinin de bir şeyi var. Troll'ün kristalisi var. Dakika 20'de Viper'ın Aghanim'i ve mekası var. 9k network var şu an. Troll'ün kristalisi var. Bak Aghanim bitti mi oğlum? Evet. Ben baktığımda geliyordu. Bitti. Hani şeyde. Şu an Aghanim yanında. Clock kaçabilecek mi? Burada O'da kaçıyor kaçtı sanırım. Kaçtı kaçtı. Clock da kaçtı. Clock da kaçtı. Projectile gidiyor. Ya. Hadi kayboldu onu. Ben de kayboldu. Ha gidiyor. Bu kadar heyecanlanmaya gerek yok. Nerede lan, nerede? Gitti, yedi. Gitti. Yedi oldu. Zehir yedi adam. Daha önce bu yüzden kill kaçırmıştık biz. Bu aynen arada Panda şu anda girdi. Sniper arkadan dövüyor. Ultiye manası yok o Panda. Sand King de onu dövüyor. Çok güzel bir ulti geldi. Sand King ama troll de öldü Sniper'ın ultisiyle. Şu o anda da yine gömledi bak abi. Zaten de aradan gömlediği için. Şu anda Sniper Dazzle Smoke bastı. Ulti attı, Sniper'a denk getiremedi ama. Sniper arkada koşarak Clock kaçacak galiba oradan. Clock range full'u yakalamış arkada. Abi Dazzle çok kötü panik oluyor. Hukuk. Ooo güzel. Ve yakaladılar. Şu güzeldi anda takım bir ipleri eline almaya başladı diyebiliriz. Evet. Gerçekten çok güzel. Kitliyorlar. Viper dışında herkesi kestiler. Orada Viper orada yoktu galiba. Değil mi? Orada OD ultiyi erken atsa Sniper'ı gömmüşken zaten orada damage olacaktı. Abi OD troll'ü gömse troll Sniper'ın ultisini de yemeyecekti. Abi kendini illüzyonu kovalarken kendini gömdü bu arada. Evet. Abi, bu arada Dazzle cidden çok panik yapıyor. Yakaladılar. Ve gömmesi geliyor şu anda. Force staff yok. Panda gelip yok. İllüzyonu gömecek, o illüzyonu gömecek. Bu sefer ultiyi attı. Stun geldi. Clone, Viper'dan Kogun da geldi. Kogun olmadı aslında ama. Kendini öldü, gömmeye çalıştı da orada yapamadı. Sonra da sen birisi de ölüyor. Clock da ölecek. Panda'ya. Arkada Sand King de öldü. Sand King ward'unu kırdırtmış. Evet, oradaki vardı
Klon attığı Hook'tan sonra inliyorlar. Ve sen Storm attı ya sanırım, onun için board koydular. Yok, şu ortadaki. Evet, orada da. Burası ne? Neresi? Orada bir şeyler var ya. Orada bir Ops bir center var. Aa, bu arada Dazzle teamfight de çok eğlenceli. Şey ki şey gibi duruyor. Yere Divine düşmüş de üstü doluymuş gibi wardlamış. Adam panik yapıyor. Smoke falan basın. Kampları blokluyor şu an. Bu arada en son kristalis kasıyordu. Kamerayı biraz yaklaştırabilir misin diyorlar. Aynen aynen dediler. Çok değil de bir miktar yaklaştırabilirsin. Abi troll kendinden deniyor bu adam. Termian Spectre'ydi sanırım değil mi? Öyle abi mi? İnsan bir tane Brown alır, bir tane SY falan kasmayız. Abi Vent an... ne yapıyor? Ama BKB çıkıyor. Vent ne yapıyor? Vent ne kastı da bu kadar mamasına güveniyor ya? YOLO. Orada Clock drama başlamış. Daha bitirmiş neredeyse. Troll'ün item build için şunu söyleyebilirim. Erken, yani daha önce BKB çıkacak. SY Drum belki o yüzden tercih etmedi. Lord yukarıda bu arada kendi kendine juke attı. Kristalisi var abi şimdi. Abi o bir damage atladığı için. Bu Master atladı. Ulti atmadı. Orada yine attı şu an ultiyi. Sand King de attı. İki kişiyi kaptı. Çok güzel, iki kill aldı. Dazzle'ın grave'i gelmedi. Sniper vuruyor. Sniper çok vuruyor. Sniper inanılmaz vuruyor şu anda. Ay. Evet. Brewmaster kendi kendine juke attı orada biraz. Viper'ın nasıl manası yok ama. O dedi. Buradan der gibi ve son vuruş kritiğe vurdu. Şu an body block. Çok güzel body block geldi ama block geldi. Ama kurtaracağını sanmıyorum. Sight yok. Attı ha, ama attı. Kurtarmayacak ama... sanırım. Oho. Oho. Ultra kill geliyor Panda'dan. Abi şu an Penta. Orada az önce Panda da Penta. Panda çok güzel orada Dagger'ın önüne geçip body block yaptı. OD gömerek kurtulmayı denedi ama kovalayarak kill'de almaya başardılar. Burada şu an Viper'a harass atıyorlar. Viper'a dön diyorlar. 8-1-15 bir Viper var şu an oyunda. 8-1-15. Bu arada Viper'ın 3K gold'u var şu an. Evet, Viper muhtemelen bir mount alacaktır. Şimdi Ayat öyle diyorsun da o kuleyi zaten alacak gibi duruyorlar yine de. Abi troll kristalist aslıyor. O diye ya. Hala belini doğrultabilmiş değil. Dazzle'ı gördüler. Bu arada Dazzle orada çok rahat bir şekilde grave atabilecekken tereddüt etti ve Grave'i de kaçırdı. Kendisini veya Venge'i kurtarabilirdi. Benim çizdikleri kalın çıkıyor. Kimin? Minimap'i çizersen kalın Smiley. Böyle garip şeyler oluyor. Ya da Aynanda mı çizdik acaba? Yok, CTRL'yle oluyor. Minimap'i çizince saçma oluyor. Yine Nublum mu başladı ya? Bu arada orada bir... Şu an Sand King'i atladılar. Sand King kaçacak mı? Yok. Sniper çok uzaktan vuruyor. Yine. Bu sefer Dazzle almış gerçi. Evet. Ha, kritiği öldü zannettim. Bunlar nasıl ok dünüyor? Peki. Abi chatte bunlar nasıl ottülü diyorlar. Bize mi diyorlar, oyunculara mı diyorlar, onu çözemedim. Oyunculara sanırım. Evet, o zaman anlamış hiç çözemedim. Ottüye girerken Dota mülakatını mı?
Mülakatına mı alıyorlar? Yani. Mülakat. Kasma. Bu arada yayın tekrar kasmaya başladı. Yayın kasıyor sanki. Evet. Benim oyun bile kasıyor şu an. Bakalım. Birazdan düzelir büyük ihtimalle. Evet, itemlara baktığım zaman Viper BKB almış bu arada kendisine. Panda'nın aganimi bitmiş durumda. Sniper'da da şu anda tekrar geçen oyundaki gibi yaşasın aldıktan sonra Skadi'ye başlamış durumda. 2 ultimate orb var. Hala biraz kasma var ya. Bunu swaplayabiliriz aslında. Evet. Bir swap gelebilir orada. Gelmedi. Divort yaptılar. Şu an alt kuleye doğru yönelecekler. Orada Klopp güzel pozisyon almış durumda aslında. Evet, orada şu anda bir Klopp göründü. Ve Panda ağaçlarda. Panda arada kaldı. Klopp kurtardı diye şey yaptım, kurtaramamış. Panda orada bekleyecek biraz. Odi oyun boyunca sniper ultilerini çok güzel yiyor yani. Adam battle aldı sırf herhalde. Dodge'layabilirdi, arkadaşlarını kurtarabilirdi. Bilmiyorum. Adam battle aldı abi sırf hani ulti yiyeyim, heal'lanayım diye. Böyle bir adam işte. Ya battle'ı zaten alacaktı ama bilmiyorum ya. Zaten delikanlı adam abi. Şu anda sanırım bir Roshan alacaklar. Evet evet, Roshan alabilirler. Bu oyun yani çok 30 dakikada Roshan'a çok dokunmadılar aynen. Şu ana kadar hiç kimse Roshan'da bir fight olmadı, bir Roshan denemesi o bile olmadı. Yani Viper'ı almaya çalışmak o kadar şey değil zaten. Adam ölmüyor. BKB kas şimdi de. Viper almalarına gerek yok. Sniper çok rahat bir şekilde önde durabilir bu sayede, Aegis sayesinde. Evet. Yani buna... Cidden adamlar ölmüyor. Şu an Viper DD'yi kamufle etmiş durumda bu arada. Bir pause geldi. Geçen oyunda... Geçen oyundaki pause'a bir gönderme olarak tabii ki. Güzel şey. Gerçekten pis bir muhabbet var şu anda. Eliminat mı yapıyorsunuz zaten? Pegasus gözü. Çok biçimsiz oldu ya. İkinci çizim. Hadi kimle çarpı yuvarlak oynuyorduk? Devam edelim. Aaa bırak ya. Bak ben buraya çarpı attım. Evet. Beyler yalnız şu an bak. Venge, Sniper, Troll. İlluminati var bak. Böyle yapılmıyor tabii. O öyle değildi sanki ama. Nasıl da hatırlamıyorum. Lan adamlara şey ol, gitsem almazlar ha. Go geldi bu arada. Dur.
Abi adamlar yine kendi kendilerine golladılar ya. Zafer'ın skatisi bitmiş. Neyse tamam şey clock golamış. Cem sanırım bu biraz sana. Turnuvayı düzenleyenler ve sunucu arkadaşlar kimler bilmiyormuş bir arkadaş. Şu an gördüm. Aynen. Şey yapmışlar. Gördüm, şu ana bakıyorum. Ne diyormuş lan? Bir tam okusun. Diyor ki Akdeniz Üniversitesi vesaire öttü bir turnuvayı. Vesaire değil o. Ha versus mu? Akdeniz Üniversitesi OTTÜ versus'ında bir... Ya işte turnuvaya diyorlar ki 1v1 gelin diyorlar. Ben bunu anladım. Ha. Akdeniz kim ya? Akdeniz Üniversitesi kim? Anlıyor muyuz arkadaşlar? Ne bileyim Akdenizseler herhalde. Oklok. Bilmiyorum şu anda yapılacaksa muhtemelen... Clock Viper'ı kısırdı. Ya Akdeniz Üniversitesi'nden hem tanıdığımız yok hem de evet yapılacaksa Ankara içinde yani, yapabiliriz şu anda. Oy. İlk aşamada bu tarz bir otlu dışında şu anki turnuva otlu için. Bu arada combat'tan sonra devam edelim. Sand King taşı dodge'layacağım diye şey dodge'layamadı da zaten hani. Orada Clock böyle Viper'ı kıstırdı ben bunu tek alırım diye. Sonra Viper bunu aldı. Sanırım artık Roche'a gideceklerdir. Şöyle söyleyelim. Şu sırada herhangi yani bu turnuva OTTÜ için bir turnuva. OTTÜ dışında bir turnuva olacağı zaman bu öncelikli olarak Ankara için olacaktır. Ankara'daki üniversiteler için olacaktır ama daha sonra ilerledikçe tabii ki Türkiye çapında bir turnuvaya kadar da gidebilir. Tamam. Uzmanımız konuştu yine. Uzman ya adam. Ya ben kapayı ayarlarım bir takımda vs atarlar. Ben... Kapa niye? Ben onları ayarlayabiliyorum. Ya bu turnuvada iyi oyuncular bayağı bir dağılmış durumda takımlara. Bence onlar... Ya henüz de... zaten henüz bir otlu takımı şeyimiz yok şu anda. Notu takım lazım. Yani seviyeler de birbirine yakın olduğu için aynı seviyede iki tane takım çıkartırız mesela. Hani en iyi olmak için kapışabilecek. Sanmıyorum ya. Net bir takım daha iyi çıkartırız bence. Abi belli işte. Barış. Kürşat. Guçu da al. Guçu oynar mı ki? Ya Kürşat oynarsa o da oynar. Aynı takımda da sonuçta. Ya şöyle bir durum var. Ankara turnuvalarında takım fark etmiyor. Direkt okul takımı şeklinde oynayabiliyorlar zaten. Başka bir takımda olmaları bir şey değiştirmiyor. Aynen. Hani ilk konuştuğumda Kürşat'la zaten şey demişti bana hani Avrupa'da falan bir turnuva olacaksa onlara katılamayabilirim. Benim sonuçta bir takım vardı ama bir okul ismiyle katıldığı sürece gelebilirim demişti. YTU neresi? Evet, bu arada neresi? YTU. Bir de ODRU var. Yıldız Teknik Üniversitesi. Yıldız Teknik Üniversitesi. Yıldız Teknik. ODRU'dan daha iyiymiş. Öyledir yani. Arkadaş öyle diyorsa. Peki. Peki yani. Ama yani yalan abi söyleyecek hali yok. Üstü sonuçta adamların içi gitti ya. Üçünün içi gitti. Haystalling de clock atladı. Üç kişiyi clock aldı. Üç kişiyi aldı. Sentin bildin döndü arkasını. Yani. O Sentin vuramadı bu arada. Çakardı. Ve şu anda sniper temizliyor. Temizliyor. Aegis sayesinde devam edecek. Kaybettiler abi, şu anda. Her şeyi kaybettiler. Abi. Evet. O şuraknel var ya. O Sentin oraya ultiyi çakardı yani. Kogun içine çok güzel çakardı. Şu anda kaybetmelerinin, yani. Kaybetmelerinin asıl sebebi de OD'nin yeterince inti olmaması aslında. Çünkü o ulti tek atabilseydi eğer oradaki 3 oyuncu Clock çok güzel ve bu arada GG geldi. Clock 3 evet, kişiyi çok güzel yakalamıştı. OD'nin ultisi tek atabilseydi veya en azından 2 kill alabilseydi oradan orayı kazanmışlardı. Bir şansları olacaktı. Ama burada Aegis'i de
Sniper'ı kurtardı. Ultra kill'i aldı ve oyunu bitirdiler. GG geldi. Adopt takımı şu anda Grandfinal'e yükselmiş durumda. İlk turda elenip, daha Winner Bracket'ta ilk turdan elenip, Loser Bracket'tan ilerleyerek Grandfinal'e tekrar çıkmış durumdalar. Helal olsun.